Çok güzel konuştu hanımefendi ama esasında biraz da ben bu işi kendim için yapıyorum. Çünkü Bodrum Yarımadası artık çok büyük. 180 kilometre arkadaşlar, bu ucundan bu ucuna. Ve tek belediyeyiz. Tek belediye olduğumuz için bazı otokontrol sisteminin artık Bodrum'da kurulması lazım. Bunun da en güzel örnekleri işte böyle mahalle meclislerinde oluyor. Şimdi bize bir müracaat geliyor. Diyor ki işte Gündoğan'ın şu mahallesinde ben bir bar açmak istiyorum ya da market açmak istiyorum, kahve açmak istiyorum. Biz bakıyoruz tamam, etrafında fazla bir şey yoksa, engelleyici, yasal önünde bir şeysi yoksa biz bu uygun görüş verebiliyoruz. Ama bu artık direkt bizim uygun görüşümüze olmayacak. Eğer bu mahallede böyle bir işletmeye ihtiyaç varsa önce mahalle meclislerinde bu konuşulacak. Bize uygun raporu gelecek. Çünkü biz bazen o yere bir kahve ruhsatı veriyoruz. 3 gün sonra mahalle diyor ki başkanım biz bundan rahatsızız. Şimdi bunlar hep bizim önümüzü açacak, kolaylaştıracak faaliyetler. Bunların hiçbir siyasi yönü falan yok arkadaşlar. Sadece daha yaşanılabilir bir ortam, daha huzurlu bir mahalle için yapılıyor. Yani hiç kimse aklına farklı bir şey getirmesin. Ya Mehmet Kocadon siyasi bir yatırım mı yapıyor? Şunu yok böyle bir şey. Ben sizin belediye başkanınız. Siz beni belediye başkanı seçtiniz, bizim rozetimiz çıktı. Onun için bu güzel atmosferde gerçekten sizlerle buyur duruyorum. Ben bir de Bodrum'un, hep söylüyorum bunu, güney kısmında büyüyen bir arkadaşınız. Yani güney kısmı derken işte Bodrum merkezden, Turgutaysaka'dan olan kısım düşün işte. Tamam. Ben hep zaman zaman böyle arkadaşlarımız Gündoğan'dan ev aldık, işte arsa aldık, böyle aldık. Dedim ki ya Gündoğan'ın nesini var da nesini alıyorsunuz? Niye bu taraflardan almıyorsunuz? Fakat bu seçim atmosferi çalışmalarında sık sık Gündoğan'a geldim gittim. Ve seçimden sonra da bir gün, bir yaz akşamı, daha doğrusu bahar akşamı Gündoğan sahilinde oturma fırsatı buldum. Ve o gün anladım ki Gündoğan'ın ne kadar güzel ve huzurlu bir yer olduğunu ve insanı denizden gelen yontlar nasıl dinlendirici özelliği olduğunu ve o gün anladım ve sizlere hak verdim buraya yerleşen ve burada yaşayan Gündoğanlılara. Onun için artık Gündoğan mahallemizin bu güzelliklerini koruyabilmesi için, bizden sonra nesillerin de bu güzellikleri görebilmesi için işte bu meclislerin arkadaşlar kurulması lazım. Ve burada Gündoğan mahalle halkına çok büyük bir görev düşüyor. Bizlerle beraber birçok sorunuzu ortak çözme olasılıklarını yakalıyorsunuz. Belki birebir de görüşmemiz çok zorlanacak. Belki de çok zorlanıyor çünkü 160 bin yerleşik nüfus, 1 milyon üzerinde yazlık nüfus. Belki benden 15 gündür, 20 gündür randevu alıp da görüşemeyen arkadaşlarımız var. Ama bu mahalle meclisler sayesinde çok daha hızlı birbirimize ulaşacağız. Bunun için ben bugüne kadar emek sarf eden ve özellikle burada bulunan arkadaşlarınızı hepsine çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Aday tanıtımı şeyimiz var. Biraz tabii buradayım, çayımı içeceğim. Tabii. Tamam.